Diğer gelişmelerle Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Arbat Havaalanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'den sert bir tepki geldi. Ankara patlamanın gerçekleştirdiği sırada KYB'ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının PKK'lı teröristlerle talim yaptıklarına dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı olayı terör örgütüyle işbirliğinin açık kanıtı olarak değerlendirdi. 18 Eylül'de Süleymaniye'nin Arbat ilçesinde bulunan havaalanında bir patlama meydana geldi. Patlamada KYB'ye bağlı güvenlik unsurlarından 3 kişi yaşamını yitirdi. Tam da terör örgütünün Suriye-Irak yönünde terör koridoru kurma çabaları Türkiye tarafından önlenmeye çalışılırken yaşanan bu olay Ankara'nın gündemindeydi. Süleymaniye'deki olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki PKK faaliyetleriyle Suriye ve Irak arasında oluşturulan terör koridorundaki hareketliliğin yakından izlendiğine dikkat çekildi. Patlamaya ilişkin gelişmelerin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Patlama esnasında KYB'ye bağlı terörle mücadele grubu mensuplarının PKK-YPG'li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme KYB'ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir. Yaşanan bu son olayla terör örgütünün halkını adeta rehin aldığı Süleymaniye'ye yönelik tedbirlerimizin neden isabetli olduğu da bir kez daha teyit edilmiştir. Alınan o tedbirler kapsamında Türkiye hava sahasını 3 Nisan itibaren Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara kapatmıştı. Dışişleri Bakanlığı bir kez daha Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümetinden hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklediğini hatırlattı.